17. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsanu amele. Ve inne lecailuna ma aleyha saiden curuza. Ve mel hayatid dünya illa leibun ve lehbun ila atılayı. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyet bir bayram, bir şehrayın suretinde yapıp bütün esmasının garayib nukuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inametten istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Evet. Bir de başlayalım. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim. Şimdi Esma'nın dizilişine bakın. Değil mi? Sani Halik-i Rahim. Halik-i Rahim. Cenab-ı Hak hallak-ı alemdir. Yerler ve gökler ve içindeki bütün mahlukatı halk eden Cenab-ı Hak'tır. Oku. Ve Rezzak Halık-ı Rahim. Yani niye Halık kelimesinin arkasında Rahim kelimesini getirdi Halık-ı Rahim? Bir kere hallakiyet. Yani eşyanın yokluktan varlığa çıkması sırf nedir? Sırf rahmettir. Bak. Allah elimizden tuttu. Bak biz yokluk karanlıklarında, hiçlik vadilerinde. Allah kudretiyle, Allah iradesiyle, Allah hallakiyetiyle bizi varlık alemine çıkarttı. Şimdi bütün mevcudatın varlık alemine çıkması baştan sona nedir? Rahmettir, inayettir. Halık-ı Rahim, Rahim olan Allah yerleri ve gökleri, mahlukatı hususan şu zemin yüzünü yarattı. Burada dur, devam et. Ve Rezzak-ı Kerim. Şimdi hallakiyet hakikatinin arkasında en büyük hakikat ne? Hallakiyetten sonra Rezzakiyet. Rızkı iaşe-i umumiyenin bütün canlı mahlukata tahsisi. Halık-ı Rahim, devam et. Ve Rezzak-ı Kerim. Bir de şimdi Cenab-ı Hak Rezzak, bir de ne yapıyor rızkı? Bak kereminden veriyor ya. Biz Allah'ın mülkünde mi çalıştık? Ter mi döktük? Emek mi sarf ettik? Sırf Allah'ın keremi. Bak, karşılıksız Allah bütün nimetleri rızık olarak başımıza bağlamış. Rahmetiyle, hallakiyetiyle alemleri yarattı. Ve rızkı hayata merkez yaptı. Rızkın arkasında, değil mi? Sonsuz keremini, inayetini ihsas etti, gösterdi ve devam et. Ve Sani Hakim. Bir de bak Allah Sani, değil mi? Sanatkar. Kainatta en mümtaz, en büyük, en muciz sanatkar kim? Allah. Sani Hakim. Hakim. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sanatında abes yok. İsraf da yok. Yani yaratılan hiçbir şey abes değil. Hiçbir şey manasız ve hakkasız değil. Hikmet sahibi olan, sanatkar olan Allah şu kainatı niçin yarattı? Değil mi? Şimdi bu ders aslında çok derin, çok ince. Belki bir hayat boyu mütalaa edilecek bir ders. Üstad Hazretleri hikmet dili ve hakikat lisanıyla kainatın yaratılış manasını çok hakimane ifade etmiş. Şu cümlelere bakalım, oku. Şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram. Bir bayram. Allah şu dünyayı hussan zihayatlar için, hussan zişuurlar için, hussan Allah'ın kainatta ilk ve birinci muhatabı kim? İnsan. Allah insanı yarattı. İnsan bütün kainatın özü, bütün alemin özeti,
bütün esmanın tecelliyetine makes ve ayna olmuş olduğu için yaratılışın sırrı azminin merkezinde kim var? İnsan var. Evet. Şu dünyayı ne olarak yarattı? Bayram. Bayrama çok mana verilebilir. Bayramda sevinç var. Bayramda inşirah var. Bayramda nimetlere mazhariyet var. Bayramda şenlik var. Bayramda ne var? Şenlik var. Yokluk karanlıklarından varlık alemine çıktık. Allah Allah. Akıl nimeti, şuur, kelam, kalem, anlama, kavrama, beyan ve lisan kabiliyetiyle Allah, bakın. Şimdi tabi bayram bir de aynı zamanda nedir? Teşhirgâhtır. Mesela çocuklar bayramda da ne yapar? Güzel elbiselerini giyer, dışarıya çıkar. Bak baba, ana, işte bak elbiselerim, ayakkabılarım. Varlık libası, varlık aleminin libası, kaftanı, keyfiyeti, bak nerede görülmüş? Şu küre-i arzda, şu zemin yüzünde, şu bayram ilahide Cenab-ı Hak bütün zişurlara, bütün mahlukata istat ve kabiliyetine muvaffak ve mutabık bir libas, bir duygu, pek çok duygu ve istat ne yapmış? Bahşetmiş. Ama bütün bu duyguların, bütün bu istatların en camisi, en müstesnası, en mükemmeli hususan kime verilmiş? İnsana verilmiş. Evet. Bir bayram, bir bayram bir şehrayin suretinde yapıp bütün esmasının garayibi nukuşuyla süslendirir. Bak şimdi Cenab-ı Hak bak bütün fiili esma-i ilahiye kainatta tecelli ediyor. Rubiyete medar bütün güzellikler şu küre-i arzda, şu zemin yüzünde, şu bahar sayfasında, şu mahlukatın mahiyet ve hakkat aynalarında Cenab-ı Hakk'ın binbir esma-i ilahiyesi ne yapıyor? Tecelli ediyor. Demek bu cihette bakınca şu kainat, hususan şu dünya, Cenab-ı Hakk'ın binbir esma-i ilahiyesinin tecellisine cami ve hakikatler bir ayna olarak yaratılmış. Evet. Küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir. Şimdi bakın Cenab-ı Hakk'a bak, küçük büyük değil mi? Şimdi tabii varlık aleminde tabakat var. Mesela işte yokluktan varlığa çıkmak bir nimet. Taş, toprak bir nimet. Ama taşta, toprakta şuur yok, hissiyat yok. Onun bir adım ilerisi nebatat, bitkiler. Biraz daha ilerisi hayvanat, şuurlu mahlukat ve ekser esmanın hamili insanın yaratılışı. Şimdi yaratılışın bakın külli tecelliyatına bakın. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukat, karalar, denizler, deryalar, semalar. Uçanlar, kanat kıranlar, yürüyenler, koşanlar, sürünenler, denizlerde dalanlar ve bütün mahlukat. Şimdi bu cihette bakınca şu kainat nedir? Şu kainat sanat-ı ilahiyenin teşhirgahıdır. Allah'ın müzesi. Şimdi medeniyetler, insanlar tarih boyunca işte Osmanlı kültürü, Selçuklular gitti, milletten önceye gitti değil mi? Antik çağlardan gel, bugüne gelinceye kadar her medeniyetin istat ve kabiliyetinin maharetini sergileyen şeyler yok mu? Müzeler yok mu? Gidiyorsun müzeler efendim, kulbu kırık, efendim, altı delinmiş, 3-5 tane de çanak çömlek, efendim, antika. Ya, esas antika kim? Ya, bütün mahlukat antika ya. Allah Allah. Allah. Ülfetten nazarımızı, gözlerimizi silsin de ya. Bütün mevcudat mucize, Allah'ın kudreti. Ya. İşte şu zemin yüzünde Allah sanatını ne yapıyor? Teşhir ediyor. Meşşere sanati. Mezhara kudreti. Kudretini ne yapıyor? Akıl gözüne gösteriyor ya.
Allah'ın sanatı. En adiden, en mükemmel. Şu yaratılışa bakın. Ya Allah Allah. Yaratılış mucizesi. Ne kadar harika. Ya. Üç tane, beş tane değil ya. Milyarlarca canlı ve mahluk. Değil mi? Ya. Hepsi şu küre-i arzda, teşhirgâhta Allah sanatını ne yapıyor? Teşhir ediyor. Görüyor ve gösteriyor. Okutturuyor. Evet. Dikkatlerini sanatın üzerine ne yapıyor? Celbediyor. Evet. Havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Evet, bir de bu bütün zihayatlara ne giydirmiş? Hissiyat ya, his. Ayrı bir şey ya, his. His, bak, taştır, tamam. Şu da kavaktır. Şu betondur, şu tahtadır. Bak, bunlarda hissi yok ya. Bak, hayvanatın hissiyatı var. Rikkatı var. Endişesi var. Korkusu var. Şefkatı var. Bir de insanın koordinatlarına bakın. Allah Allah, insanda bak yüzlerce, binlerce birbiri içerisinde ne yapmış Cenab-ı Hak? Hissiyat vermiş ya, evet. Giydirmiş yani, değil mi? Tabii. Yani her varlık tabiri caizse, nasıl mesela bir adam dünyanın en meşhur bir şeyidir, terzisidir. Düğünden damata, geline giydiriyor en güzel elbise, en tezinatlı, en mükemmel, en nakışlı. İşte la teşbih, Cenab-ı Hak bak, bütün hayat sahiplerinin istadına, kabiliyetine, şeriat-ı fıtriye içerisindeki görev ve sorumluluğuna medar birine giydirmiş, bir libas, bir fistan giydirmiş. İşte kimine kürk giydirmiş, değil mi? Kimine pijama, değil mi? Zebralara pijama. Bir de insan, Allah Allah. İnsana giydirilen akıl nasıl bir nimet? Ya. Duygular nasıl bir nimet? Konuşmak nasıl bir nimet? Şuur nasıl bir nimet? Sanatkarlık nasıl bir nimet? Eşyanın hakikatını tahrir etmek, aramak, sormak, ilim, tasnif, değerlendirme, inşa. Bak Allah Allah. Bu istatlar kime verilmiş? İnsan. Hussan insana verilmiş. Evet. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Bak, bir kere geliyoruz bak. Bir kere. İkinci bir şansımız yok. Geriye dönüşümüz de yok. Dünyaya geldik bir kere. Evet. Hem de bir kere. Bu bir kere kelimesi aynı zamanda neyi iktiza ediyor? Uyanıklığı. Bak, din uyanıklıktır. Bak, giden gitti. Gelen de gelmemiş. Bir kere. İnsan ömrü anlardan müteşekkildir. An, şu an. Su gibi akıyor. O anını nurlandırmak. O anını imanla, ubudiyetle, marifetle, hulusiyetle, saffetle, samiyetle, hamiyetle, gayret-i diniyeyle, aşk-ı islamiyetle nurlandırmak. O anını aşmak. O anını imbisat ettirmek. O anını huzuri ve şuhudi bir keyfiyete yükseltmek için gayret göstermek. Bak bir kere geldik ya. Tekrar bak, değil mi ya? Dönme şansımız yok yani. Geriye dönme şansımız yok. Evet. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayrama, asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir aslı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ya şimdi bakın, demek ki
Kainat bir kader projesi. Hazreti Adem'in yaratılmasından son kıyamete kadar. Her asır mizacı içerisinde milletlerin, şahısların, mahlukatın bir resmi geçiti var. Şimdi askeriyede askerlik yapanları bilir, iki flama arasında bir yürüyüş var değil mi? İki ay asker sürekli yürür. Niye? İşte iki flama arasında nasıl yürüyecek, ayağını nasıl atacak, göğsünü nasıl kaldıracak, elini ayağını, karşıda kumandanlar. İki flama arasındaki yürüyüş askerin rüştüdür. O yürüyüşten sonra askerlik sicili başlar. Yani liyakat ve ehliyetini gösteriyorsun işte. Ellerin böyle, yürüyüşün böyle. Kumandanlar da izliyor. Tamam, bu asker. Ya. Şimdi insan ömrü iki flama arasındaki yürüyüş gibidir. Bir rivayette 18, bir rivayette 360 tane melek insanı izliyor. Sağımızda, solumuzda değil mi? Kur'an'ın ayetiyle sabit neler var? Ya melekler var ya. İnsan arzın halifesi. Ya. Liyakat tescili. Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri ve mahlukatı niye yarattı? Liyakat tescili. Kim elmas, kim şişe. Kim dürüst, kim lakayt. Kim müstakim, kim müşeveş. Kim kimdir, kim nedir, kim ne kadardır. İmanda, ahlakta, fazilette, hamiyette, sehavette, istikamette, iffette, şefkatte, merhamette say. Binlerce sıfat var. Kim nerede ne kadar? İşte bunların tespit yeri. Bunların muhafaza yeri. Bunların kayıt alma yeri neresidir? Dünya. Dünya. Yürüyüş. Ya. İşte nasıl yürüyeceksin? Üstad şualarda bunu ifade ediyor. Değil mi? Bak, bir kere diyor, imanla yürümek. İman. Ya. Başka? İstikametle yürümek. İstikamet, Müslümanın dünyasında farz-ı daimidir. Ayak, Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırmasın. İfrat da cehennemdir, tefrit de cehennem. Ya bak, istikamette yürünmek. Nasıl yürünmek? Ya. Şakirane yürümek. Şükreden bir kul. Ya. Müsebbih, tesbih eden bir kul. Ya. Müttaki, günahlardan kaçınan bir kul. Ya. Muhlis, İhlası esas alan, Allah'ın marziyetini her şeyin önünde bilen bir kul. Sehi bir kul. Samimi bir kul. Halis bir kul. Ve minnettarana yürümek ya. Bakın ne varsa kimin? Hepsi Allah'ın. Yaratan o, yaşatan o. Nimetleri bütün bizim başımıza bağlayan da o ya. İşte dünyanın hakikat lisanı, hikmet gözüyle yaratılışın sırrı azimi bu. Allah hiç kimseye zulmetmez. Cenab-ı Hak herkese müstahakını verir yani. Allah payımızı büyütsün. İmanın ne kadar? Hamiyetin ne kadar, aşkın ne kadar, davan ne kadar, fedakarlığın ne kadar, dinin ilası ve ifkası için ne yaptın? Kullukta neredesin, marifette neredesin,
İstikamette neredesin? Takvada neredesin? Kul. Tabi Cenab-ı Hak cenneti fazlından veriyor. Tamam. Peygamberlere dahil Cenab-ı Hak hiç kimseye ibadet ve taatın karşılığı olarak cennet verir mi? Cennet Allah'ın fazlından. Ama cennetteki makamat işte buradaki yürüyüşümüzle endeksli. Buradaki yürüyüşümüzle endeksli. Evet. Allah şuurumuzu keskinleştirsin yani bu noktaya bakın ya. Allah nefsimize uydurtmasın. Enaniyeti, nefis. Ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde yaşıyoruz bak. Her an ayağımız kayabilir mi? Kayabilir yani. Dikkat lazım, teyakkuz lazım. Ya bak ya. Gidiyoruz bak. Bekaya doğru gidiyoruz. Allah uyanıklığımızı ziyadeleştirsin. Kainatta niye yaratıldık? Hangi mana için varız? O mananın hakikatını içimize keskinleştirsin. Evet. Ve bilhassa ruyu zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyret celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ya şimdi melekler, şimdi küre-i arz, Cenab-ı Hakk'ın Ekser isminin tecellisine mâkes ve aynı olmuş olduğu için ruhaniyet, hususan melekler, Cenab-ı Hakk'ın antika sanatlarını küre-i arzda, zemin bahçesinde, hususan böyle bahar formatında pek çok tezinat-ı ilahiyenin güzelliğini esma namına temaşa ediyorlar, tekeyif ediyorlar, lezzet arıyorlar. Meleklerin gıdası nedir? Tesbihdir, tefekkürdür, nurdur. Dolayısıyla yukarıdan bakınca Melâ-i Âlâ'nın sakinleri, dünyada insanlara müvekkil olan melekler ve Cenab-ı Hakk'ın asarını temaşa eden ruhaniyat, şu zemin yüzündeki, şu asar-ı ilâhideki güzellikleri ne yapıyorlar? Temaşa ediyorlar, zevk ediyorlar. Cenab-ı Hak bizi de ülfetten muhafaza etsin. Usta diyor bakın, bir diyor, bir üzüm, bir tane üzüm salkımı. Dünyanın en büyük siyasi meselesinden daha ehemmiyetli, daha önemlidir. Bak Allah'ın sanatı, sanat ilahi, sanat. Bak yüzüme bak. Ne? Orada pek çok fiili Esma'nın tecellisini ne yapabilirsin? Okuyabilirsin, bak. O yüzüm ne yapıyor? Bak, Ya Rezzak diyor. Bir mukaddirin takdirinden, bir musavvirin tasvirinden, bir alemin ilminden, bir kadirin kudretinden, bir hakimin hikmetinden, bir mürebbinin terbiyesinden, ya, bir latifin letafetinden, bir kerimin kereminden böyle say. 99 belki 1001 esmanın tecelliyatını bir üzüm salkında ne yapabilirsin? Okuyabilirsin ya. Allah'ın sanatı. Bak, melekler, ruhaniyet, bu sanat ilahi ne yapıyorlar? Temaşa ediyorlar. İşte bu sırra mevni, tefekkür. Bakın bir saat Esma-i İlahiye namına tefekkür bir rivayette bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir rivayette de 60 sene, hatta 70 sene, hatta 100 sene şeklinde rivayetler var. Peygamberlerin dünyasında bir saat tefekkür, 100 sene ibadet. Yüksek evliyanın dünyasında bir saat tefekkür, yıllarca nafile ibadetten daha hakikatler, daha kıymetler. Cenab-ı Hak bu manada tefekkürümüzü de derinleştirsin. Allah'ın sanatını esma ve sıfat-ı ilahiye namına okumak. İşte bu marifetullah'tır. Bu Allah'ın kurbiyetine vesile ve vasıtadır inşallah. Evet. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Bak Usta Hatır demiş, ben demiş, bir ağaca baktığım zaman 10 tane tiyatro, 20 tane sinemadan ziyade ondan zevk alıyorum bak. Bir ağaca baktığım zaman. Evet. Fakat bu ziyafet-i ilahiye
ve Bayram-ı Rabbani'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiyat rahmeti külle şeyin rahmetinin vüs'at-ı şumulüne zahiren muvafık düşmüyor. Şimdi bu nokta Cenab-ı Hak rahmetiyle, rububiyetiyle, hallakiyetiyle alemi bu kadar müzeyyen, güzel, mükemmel halk etti. Sonsuz rahmetini, inayetini, ikramını gösterdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın cemali isimleri yanında bir de celali, kaharı isimleri var mı? Var. Ölüm. Nefesimizi kesiyor. Soluğumuz bitiyor. Dünya ile bütün rabıtalarımız kopuyor. Bütün bu nimet, bu rahmet, bu inayet, bu lütuf içerisinde ölüm niye önümüze çıktı? Bizi bu dünyadan, bu şehrayından, bu nimetlerden mahrum ediyor. Peki Allah'ın rahmeti her şeyi ihata ettiği halde bu rahmetin ihatası ile ölüm arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Değil mi? Zahiren birbirine zıt görünüyor. Gel dünyada hayatı tat, nimetlere mazhar ol. Hayatın baharında, zevkinde, lezzetinde aniden ölüm bütün çıplaklığıyla alsın seni dünyadan, alıp götürsün. Bu zahiren rahmete muvafık gibi görünmüyor. Halbuki Allah'ın rahmeti her şeyi ihata ediyor. Bunun telifine, işte ona esas ders cevap vermiş oluyor. Böyle bir iki yeri de okuyabiliriz. Oku. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, Sani-i Kerim, Fatır-ı Rahim, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve resmi geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibarıyla dünyadan merhametkerane bir tarz ile tenfir edip usandırıyor. Yani bak şimdi demek ki herkesin görevi var. Liyakat tescili. Cenab-ı Hak her şeye bir ecel-i fıtrı, bir ömrü tabi vermiş. Hususan insan için düşünürsek, bakın, liyakat tescili. İnsan cibiliyetini, cinsini, istikametini, ahlakını, gayri ahlakını, bak, illa Nuh Aleyhisselam gibi uzun yaşamaya gerek yok. Çok vaka ve analizler insanı test etmek için nedir? Kafidir. Şimdi bu ders bir şey aklıma geldi, bir hatırımı anlatayım. Şimdi Malatya'dayız. Akşama yakın, akşam üzeri böyle ara sokaktan girdim. Adam tablacı. Portakal var. Elma var. Bir de greyfurt var. Hava da soğuk böyle. Güz soğuğu. Yol var. Yolda da kimse de yok. O yolun karşısında adam tablacı. Fazla hızlı gitmiyorum falan. Abi dedi, güzel portakalım, elmam, greyfurtum var, alır mısın falan. Olur dedim falan. Bak, dedim oradan 2 kilo elma ile 2 kilo portakal tart. Bak, dedi ki greyfurtum da güzel. Bak aramızdaki konuşmaya. Dedi greyfurt da vereyim mi? Yok dedim, evde greyfurt var. Sen 2 kilo elma ile 2 kilo portakal tart. Tamam dedi abi. Neyse, torbayı koydu, getirdi. Ben de parasını verdim. Dedim tamam mı? Elma ile portakal tamam mı? Tamam abi. Neyse gittim eve. Akşam namazını kıldım, açtım. Baktım. Yarısı greyfurt. Bak greyfurt vereyim mi? Dedi. Ben dedim ya evde greyfurt var. Elma, portakal vereceksin. Bak şimdi bu test, analiz. Bu adam sahtekar. Ya 2 kilo elmaya, 2 kilo portakala tenezzül eden bu adamı yarın devletin başına getirsen, devletin bütün bankalarını bitirir mi? Bak, işte yeter. Yani insanın doğruluğu, imanı, İslamiyeti, kulluğu, ciddiyeti için illa 100 sene, 200 sene, 500 sene yaşamaya gerek yok.
Allah bizi imtihan ediyor. İmtihan. Kalk namaz kıl. Kalk. Bugün yorgunum. Kalkamam. Oruç tut. Bu uzun günlerde tutamam. Yani şunu demek istiyorum, Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Yani insan 3 senede, 5 senede içerisinde de nemal olduğunu, kıraatını ortaya koyar mı? Bak. İşte hadisat, kuyumcunun mehenk taşı gibi. 100 sene, 200 sene yaşamaya gerek yok. Değil mi? Getiriyorsun mücevheratı, kuyumcunun mehenk taşına vur. İşte bu 14 ayar. Bu 18 ayar, bu da 21 ayar, bu da bakır. Bu da gümüş. Aynı. Görev tamamlandıktan sonra görev tamamlandı. Arkadan ne gelecek? Terhis. Terhis. Demek herkesin cebinde bir terhis tarihi var mı? Var. Terhis tarihi geldiği zaman ya acabası yok. Allah sana yeteri kadar mühlet verdi. Fırsat da verdi. Herkes vicdanına danırsa bunu anlar. Ve Cenab-ı Hak hiç kimseye de zulmetmez. Bakın ayet-i kerimede var. Kafirler cehennem azabının dehşet ve şiddet içerisinde, ya Rabbi biz hakikati anladık, öğrendik. Ne olur bizi dünyaya gönder, tekrar bizi yarat. Bak o zaman sana nasıl ibadet edeceğiz? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bunlar kâziptir, yalancıdır. Tekrar dünyaya gelseler, aynı tas, aynı hamam. Allah kimseye zulmetmez. Demek terhis tamamlandı mı, görev bitti. Görev bitti. Bu cihette insanın kendini ne yapması lazım? Ciddi murakabe etmesi lazım. Terhisten sonra Cenab-ı Hak biraz yüzümüzü neye çeviriyor? Ahirete doğru çeviriyor. Hastalıklar, elemler, yaşlılıklar, hayatın meşakkatleri, değil mi? Dünya ağırlaşıyor. Dünya ağırlaşıyor. Zevki, tadı, kıvamı elden çıkıyor. Zaten güzel yaşamışsa o zaman da o Müslüman veçini neye çeviriyor? Bekaya, bedeti çeviriyor, rahmete çeviriyor. Halidina fiha, ebedi nimete, masariye çeviriyor. Ve arkasına da gerisine bakmadan Allah'ın rahmetine koşuyor ve selam. Ve istirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan-ı asillerine bir meyelan-ı şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Evet, evet. Ehl-i imanda bu uyanış daha keskin. Ya bak, daha keskin değil. Bak, ehl-i hakikat işte. Görevimizi tamamladık. Elhamdülillah. Taatımızı yaptık. Cenab-ı Hak hayırlı, müstakim, son kelimeyle, kelime-i şehadet de dünyadan bizim nasmimizi kessin, veçimizi ahirete çevirsin diye ehl-i imanın duası, ilticesi, istiğfarı son ömürde ne yapıyor? Artıyor yani, evet. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor, ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair zîruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtriye rabbaniyelerinde ve evamir-i subhaniyenin itaatinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücreti maneviye,
O tükenmez hazine-i rahmetinde bait değildir ki bulunmasın. Yani demek dünyaya gelen, değil mi bak, beşere hizmet eden, o hayvanat dahi ahirette nimet ilahiyeden istifade edecekler. Mesela diyelim ki tarih boyunca at insanlara, Müslümanlara hizmet etmiş mi? Etmiş. Üstad bunu ifade ediyor. Hadislerde de var. Yani şimdi şöyle düşünün. Şurası Boğaz, İstanbul'un Boğazı, değil mi? Boğaz. Şurada ne diyorlar o karşıdaki? Çırağan Sarayı. İstanbul Boğazı. Şey, burada bir saray şey şöyle efendim Beylerbeyi düşün. Şimdi Beylerbeyi'nde 10.000 metrekarelik düşün. Büyük bir salon var. Yani 100.000 bir yer daha büyük. Her tarafı cam. Bakın. Şimdi her tarafı cam. Böyle mesela diyelim ki 1.000 kişi o sarayın içerisine girse 1.000 kişi aynı anda o boğazı seyredebilir mi? Seyredir. Birisinin seyri diğerine mani olur mu? Olmaz. Demek ki camdan bir sarayın içerisine 1.000 kişiyi koysan onların hepsi o camdan karşıdaki boğazın manzarasını seyreder mi? Eder. Mesela bütün atlar, bütün hayvanlara Cenab-ı Hak tabiri ise mahiyeti ilmilahiye mahsus bilemiyoruz ama zihne yaklaştırmak için Allah onlara öyle şeffaf bir cismaniyet, bir libas verecek. Mesela bütün atlar, işte bütün koyunlar, bütün beşere hizmet eden canlılar o şeffaf camdan cennetin mehasin ve güzelliğini temaşa edecekler. Bak. Demek Allah hayvanatın dahi emeğini zayi etmiyor. Bak. Kurban olarak kesileni sıratta ne yapıyor? Burak yapıyor. Beşere hizmet etmiş hayvanları dahi şeriat-ı tekviniye içerisinde meşakkat çekmiş, sıkıntı çekmiş o hayvanatı dahi dünyadan gönderirken rahmet ve inayetiyle onlara muvafık bir mekan ücreti vermesi de Allah'ın hikmet ve rahmetine tam muvafık ve mutabıktır. Hayvanata böyle olursa ya ehli imana ya şehitlere, ya peygamberlere, ya evliyalara, ya asfiyalara, Allah'ın ya halis kullarına kıyas edebilirsen et. Ya, elhamdülillah. Demek bizi bekleyen namütenahi bir rahmet, namütenahi bir nimet, ebedi bir devlet, sonsuz bir nimet-i azme var. Allah layık eylesin ve görevimizi hakkıyla yapan müstakim kullarından eylesin. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.